Cumhuriyet diyoruz da, bilim diyoruz da, özgürlük diyoruz da, bir başka açımız daha var. Hüzünlü bir açımız daha var. Gazetecilerin tutuklanması. Değerli arkadaşlarım, eğer demokrasi diyorsak bir ülkede, eğer özgürlükler diyorsak bir ülkede, bunun mihenk taşı medyadır, basındır. Basının özgür olmadığı bir ülkede toplum da özgür değildir. Gazeteci yazdığı haberden dolayı hapse atılıyorsa, neden bu haberi yaptın diye üzerine baskı kuruluyorsa, haber yaptığı için işinden atılıyorsa, oturup hep beraber düşünmemiz lazım. Bu işin sağa solu yok. Bu işin ilericisi gericisi yok. Bu işin şucusu bucusu yok. Medyanın her koşulda özgür olması lazım. Özgürce haber yapması lazım. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'de demokrasi var algısını güçlendirmiş olur. Hiç kimsenin Türkiye'nin onuruyla oynamaya hakkı yoktur. Hiç kimsenin. Yazık, günah değil mi? 21. yüzyılın Türkiye'sinde 32 gazeteci hapiste. Biz yargılanmasın demiyoruz. Yargılanabilirler. Efendim kaçacaklar. Olur mu? Telefon ediyorsunuz, geliyorlar. Niye kaçsınlar? Efendim haberleri karartacaklar. Ya zaten gazetede yazmış yazacağını. Neyi karartacak? Ama birileri yargıç cübbesi giyerek birilerinin talimatını yerine getiriyorsa o ülkede sorun var demektir. Eğer siz medyaya baskı uygular, haber yapmasını engellerseniz bunun hesabını vereceklerdir diyor. Bir diktatör bozuntusu. Bunun hesabını sen vereceksin, sen. Hep Osmanlı'dan söz ederler ya, Osmanlı hayrandı. Osmanlı da evet, görkemli bir geçmişimizdir Osmanlı. Ama Osmanlı da medya özgürlüğüne önem vermiştir. O akıllarına gelmez. Tanzimat döneminin üç büyük devlet adamlarından birisi Ali Paşa'dır. Ali Paşa ne demiş biliyor musunuz? Aynen okuyorum. Basın hürriyeti ancak hatalarını düzeltmek istemeyen hükümetler için bir tehlikedir. Yurdun iyiliğinden başka bir şeyi düşünmeyen bir hükümet için basın özgürlüğü bir nimettir diyor. Bari Osmanlı'ya saygı duyuyorsan Ali Paşa'ya saygı duy. Neden önemli? Gazeteci kamu adına görev yapar. Bir kamu görevlisidir gazeteci. Kamu adına soru sorar gazeteci. O nedenle gazeteciler bütün dünyada özellikle korunurlar. Haber yapma özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Üstelik anayasal güvence altına alınmıştır. Ama siz darbe dönemlerini aratmayacak bir yargılama süreci içinde gazetecileri hapse atıyorsunuz.